Merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda Korkmaz'ın muhteşem renklere sahip iki farklı ürününü aynı anda inceleyeceğiz. Çünkü ikisi aynı paketten birlikte çıkıyor ve birlikte satılıyor. Genelde birlikte birleşmiş bir şekilde olur bunlar ama bu ikisi birleşmiş bir şekilde değil, ayrı ayrı. O yüzden rengi de daha çok bayanlara hitap ettiği için daha fazla tutuluyor. Gelin yakından birlikte bu ürünleri inceleyelim. Uzaktan oldukça şık gözüken bu iki parça bence gayet güzel bir ürün. Özellikle uzaktan dediğim gibi gerçekten iyi gözüküyor. Yakından da çok güzel gözüküyor çünkü hem üst tarafı hem de alt tarafı metal olduğu için malzeme kalitesi oldukça iyi. Ama benim hoşuma gitmeyen bazı sıkıntıları var arkadaşlar. Mesela bakın şu yanda gördüğünüz şu plastik parça birleştirme yerleri benim fazla hoşuma gitmedi. Bu plastiğin rengi de farklı olabilirdi ama yine de ideal bir renk. Pembe ile uyumlu bir renk olduğunu düşünüyorum. Ve kettle'ımız, daha doğrusu çaycımız 360 derece dönebilen bir mekanizmaya sahip. İstediğiniz tarafa döndürüp rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir olumsuz tarafı yok bu şekilde. Aynı şekilde elektrikli cezvemiz de o şekilde kullanabiliyorsunuz. O da 360 derece dönebiliyor. Gayet güzel, rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ergonomik bir şekilde yapılmış. Hemen alt tarafına açma kapama düğmesi falan eklenmiş. Gerçekten güzel. Kaynama derecesinde otomatik bekleme özelliğine de sahip. Çalıştırdığınızda bu aşağı tarafta oluyor ve kırmızı bir ışık yanıyor. Bariz bir şekilde ışığı görebilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Yine olumsuz noktalardan bir tanesine değineceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçerisinde daha önce ben su kaynattığım için birazcık içerisinde su gözüküyor olabilir. Bakın rezistansın yeri belli. Bu da belirli bir zaman sonra kireçlenmeye sebep oluyor. Bakın hafif belirgin olmaya başlamış bile şimdiden. Yine de ilerleyen zamanlarda ne olacağını sonraki zamanlarda göreceğiz. Büyük olumsuz noktalardan bir tanesi daha bence olumsuz arkadaşlar. Şu kapağın bakın şöyle tuttuğunuzda çıkartamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Hatta komple çaydanlığı falan kaldırabiliyor. Bu niçin yapılmış bilmiyorum. Olumlu mu olumsuz mu onu da bilemiyorum. Plastik tam oturuyor aslında, sıkıntı yok ama çıkartmakta çok zorlanıyorum arkadaşlar çünkü kenar taraflarına çıkmaması için özel şeyler yapılmış. Bakın onlar kapatınca çat diye oturuyor ve tutuyor. Aslında bir yandan iyi, kapağı tutunca komple dökülmemiş oluyor veya artık ne oluyorsa. Ben kaynama sırasında şöyle bir olumsuz nokta daha gördüm arkadaşlar. Şu bölgeden buhar hayvan gibi çıkıyor. Hayvan gibi buhar çıkıyor şuradan. Kenarlardan falan terlemeler yapıyor. Su damlamaları falan olmaya başlıyor. Hemen kaynamaya başladığında ortalama 1-1,5 dakika daha kaynamaya devam ediyor. 30 saniye kadar da olabilir bu süre. Su kaynamaya başladıktan uzun bir süre sonra duruyor kettle. Yine de oldukça iyi. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Tek seferde 20 bardak iddiası var. Ve çaycanın üzerinde birkaç bilgilendirme yer almış. Bence Korkmaz'ın gerçekten güzel bir şekilde yaptığı ürünlerden bir tanesi olarak düşünüyorum. Her ikisi de oldukça güzel, gayet iyi. Ben beğendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kablo uzunlukları da oldukça iyi. Yaklaşık 1 metre. Her iki ürün de gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Yaklaşık 350-400 TL fiyat segmentinde aldık biz bu ürünü. Oldukça güzel ürünler arkadaşlar. Şöyle 360 derecede etrafından döneyim. Rahat rahat görün. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben gayet beğendim. Dilerseniz bir de çalıştıralım şöyle prize takıp. Evet arkadaşlar, şu an prize taktım ve size sadece çalıştırmasını göstereceğim. Tabii ki koltuğun üstünde kaynama falan yapmayacağım. Bakın basıyorsunuz, çalışıyor. Çalıştığına dair kırmızı ışık var ve 1-2 saniye sonra hışırtama sesleri gelmeye başlıyor şu an. Bazen çok fazla ses çıkarıyor, bazen çok az ses çıkarıyor. Bu neden oluyor onu çözemedim arkadaşlar. Bakın gitgide artıyor hışırtaması. İçinde çok az bir su var. İçindeki suyu kesinlikle boş bir şekilde bırakmayın. Yanlışlıkla çalıştırdığınızda falan rezistansa sıkıntı verebilir. Kendisi otomatik durduruyor ama yine de tavsiye etmiyorum. Dikkat etmenizde fayda var.
Ürün hakkında söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.